Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray. Bugün sizlerle beraber FIFA Mobile 18'de Dünya Kupası etkinliği paketleri açacağız. Birkaç tane gerçekten çok güzel, çok efsane paketlerimiz var. Gerçekten efsane paketler var. Bunları özel arkadaşlar ve etkinliği özelde sizlerden bu videoya güzel bir like patlaması bekliyorum. Şöyle bir 2000 like yaparsak gerçekten çok sevinirim. Beğeniyseniz de abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen hız kesmeden başlayacağım. Başlamadan önce de arkadaşlar, yani şu an oyunun ekranında görüyorsunuz, takımlarım falan da açayım. Daha hiç gelişmemiş durumda, oyunu bile oynayamadım yani. Neden arkadaşlar? İlk olarak YouTube'a 5 günlük falan bir ara verdim. Bunun sebebi hem yorgunum. Hani her gün yorgun oluyorum. Ve hani eve döndüğüm zamanda da hani bayağı bir susuz falan oluyorum. Hani siz de oluyorsunuzdur. Hani çalışanlar falan. O yüzden iftardan sonra da gerçekten sıkıntı oluyor. Hani o zamana kadar da yatıyorum falan işte. Video çekmeye gerçekten üşeniyorum. Sizlerin desteğiyle çekmeye çalışıyorum. Şu anda da zaten sizlerin desteği sayesinde çekiyorum arkadaşlar. Ayrıyeten videom ilk gün abi 25.000 izleniyor. 5 gün önce attığım video birinci gün 25.000 izlendi ve şu an 29.000 izlenmede. Yani YouTube videomu önermiyor. Sadece abi o gün içinde bildirimden izlenmesiyle ve şeylerden aramadan veya abonelikler kısmından izlenmesiyle şu anda 29.000 izlenmesi var. Yani abi hiçbir şekilde önerme yok. Hiçbir şeyin altında önerilmiyoruz. Bunun sebebini bilmiyorum. Like yeteri kadar gelmiyor mu? Geliyor. Ancak demek YouTube bunun daha fazlasını istiyor. Ayrıca videolarımı baştan sona da izlemeniz gerekiyor. Hani böyle 3 dakika izleyip kapatmaması falan gerekiyor. Hani desteklemek isteyenler videolarımı baştan sona da izleyebilir. Ayrıca de arkadaşlar videoya yorum da yapabilirsiniz. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. Bildirimleri açın ama bildirimlerden gelmeniz gerçekten çok büyük destek oluyor o konuda. Lütfen bildirimleri açın ve bir sonraki videolara bildirimlerden gelin. Ayrıca düzenli video atılımına, hani şu anda dinlendim tam yeteri kadar, yani üşeniyorum derken hani yorgun olduğum için atamıyorum. Dinlendim ancak Ramazan'dan sonra, hani bayramdan sonra daha da düzenli videolar gelmeye devam edecek. Bunun yüzden kusura bakmayın yani düzenli olmadığı için. Hadi bakalım arkadaşlar, o zaman hemen bu Almanya milli takımı, hemen abi Almanya milli takımının paketlerini açalım. Sonra da Türkiye'nin aynı paketleri var. Sadece birinci kademe var çünkü daha takımım düşük. Neler olacak bilmiyorum abi. Yeni takım falan açabileceğiz mi? Onun hakkında da bir fikrim yok. 5000 jeton, 1 dünya fişi, Kaye, Petratos ve 77'lik Şürle. Güzel abi, 77'lik oyuncu. Yani herhalde iyidir, 77'lik oyuncu fena olmaz. Takım 75 gene yükselmesi lazım bu arada. O biraz sıkıntı. Yükselmeye de bilir çünkü. Umarım yükseltebiliriz. Hemen bir paket daha açıyoruz bakalım. Buradan ne gelecek? 7500 jeton, 15.000 orta saha XP'si, 1 dünya sahnesi puanı, 72'lik oyuncu ve... Arkadaşlar gerçekten hiç paket açmadım şimdiye kadar adam akıllı. Çok mu iyi bir şey çıkardım bilmiyorum ama 85'lik elit oyuncu çıkardık. Geri döndüm. YouTube'a hep geri dönüyorum. Vardı o yüzden geri döndüm demek istemiyorum. Ama uzun aradan sonra video çekiyoruz ve 85'lik oyuncu çıkardım. Mükemmel oldu. Like bombalamasını bekliyorum sizlerden. Devam ete basıyoruz arkadaşlar. Oh be. Ne güzel oldu be. Vela adamsın. Oh be. EA Sports. Eyvallah ya. Bunu böyle herkese vermiyorsa bu arada çok güzel abi. Herkese veriyorsa ama bir anlamı çok da yok. 10.000 jeton, 1 dünya fişi, A grubu puanı, ne işe yarıyor bunlar? Gerçekten bir fikrim yok ve aynı adamdan niye veriyorsun bana abi? Aynı adamdan vermesi çok büyük sıkıntı. Hemen bir tane daha alıyoruz bakalım ne çıkacak. Hadi abi güzel bir şeyler ver. Güzel bir şey. 12.500 jeton, 5.000 antrenman XP'si, 1 dünya sahnesi puanı. Güzel abi, 77'lik oyuncu ama Kuzey İrlandalı. Ve Weigl abi zaten vardı bu ya. Uf, olanları verme ya. Olanları verip duruyor. Ve arkadaşlar buradan da Platin Heart verecek bize. Ve daha ödüllerini de alacağız bir şeylerin bu arada. 15.000 jeton, 2 bonus puan, 4 dünya fişi. Güzel abi 4 dünya fişi. 2 dünya sahnesi puanı, 1 oyuncu ve bir de Platin Heart, zaten bunu verecekti. Hemen takımı güncelleştir diyelim. Ancak takım şu anda hani maalesef diyeyim 75'ken olmamıştır. Aynen 73'ken olmuş da. Bunu nasıl halledeceğiz? Hemen Türkiye ödüllerini de alalım. Oradan da birkaç ödül verecek muhtemelen. Oradan sonra da belki yükselir 75'e ama minimum 75 olmamız gerektiği için hani durumlar birazcık şu anda sıkıntılı. Bakalım abi, böyle 75 olmak da o kadar da kolay da değil. Bakalım olabileceğiz mi? Ben daha çünkü bu etkinliği tam olarak yeni anladım. Hani mantığını da ben bu videoyu şu an size yarın atıyorum. Yani yarın atacağım. Demek istediğimi umarım anlamışsınızdır ya. Şu anda belki anlamamış da olabilirsiniz ama her neyse abi. Şu an 2-3 tane daha paket açacağız. Ve bakalım abi neler çıkacak. 10.000 jeton, 15.000 forvet XP'si, 5.000 defans XP'si. Abi oyuncu vermedi. Çok güzel abi. 77'lik oyuncu vermesi çok güzel. 72 falan vermesin, 77 versin. Yine 77 verirse belki böyle bir 74'ken falan olabiliriz. Hatta 80 falan elit falan versin ya. Hadi abi. Dünya sahnesi puanı. Hadi abi. Yok. Oo, ama 75 tamam, sıkıntı yok. 75 de fena değil.
Aynı oyuncu da vermedi en azından. Ve şimdi Çağlar Söyüncü. Elimizde bir tane Çağlar Söyüncü var ama 80'lik değil. 75'lik var. O yüzden buradan da güzel bir şey çıkacak. Bonus puan. 3 tane dünya fişi. 2 tane dünya sahnesi puanı. İçgüdülü bir şey geldi. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Ve Çağlar Söyüncü'yü de çıkardık. Bunu da takımı güncelleştir dedik. Ve arkadaşlar şimdi. Takım bu da 75'ken oldu. Ama şurada ödüller var arkadaşlar. Burada alabildiğim kadar ödül almaya çalışacağım. Çok alabiliyor muyum bilmiyorum ama bir şunu bir almayı deneyeyim mesela. Günlük paket birinci kademe diyor. Hemen aldım. Ve ilerledim. Bonus puan ne işe yarıyor? Gerçekten hiçbir fikrim yok. Dünya ikon. Aa, artı bir dünya ikon biri diyor. Ne demek bu? Hiç ne demek olduğunu bilmiyorum. Her neyse abi bunu da aldık. Bunu da alalım da abi. Gerçekten altın artı milli oyuncu var orada. Umarım o bir işe yarar. 30.000 XP ve bir bonus puan geldi. Hemen bunu da açalım. Altın artı milli oyuncuyu açabiliyorsak güzel olacak abi. Açamazsak sıkıntı. İyi orta saha XP'si falan çıkıyor. İşimize yarar herhalde. Evet bunu da açabiliyoruz. Hadi abi bir elit ver ya. Elit verirse gerçekten çok işime yarayacak. Böyle milli, Türk veya Alman verirse. Hadi abi bonus puan. Uf abi çok kötü bir oyuncu verdi ya. Ve daha da devamını zaten açamıyoruz. Ben daha çok ilerleyemedim arkadaşlar. Zaten fark ediyorsunuzdur. Ve burada da zaten efsanede ödüller yok. Seviye 26'dan sonra falan güzel veriyordur. Ben de oyunu gerçekten oynayamadım. Hani zamanım olmadı demeyeyim de. Gerçekten oynayamadım yani öyle diyeyim size. Hemen milli kadroma girelim arkadaşlar. Ve buradan bu mu daha iyi hangisi daha iyi fark edemedim şu anda. Bir dakika. Beceri geliştiricileri de bu arada 2 tane var. Hücumcu kim veriyor? Hakan Çalhanoğlu. İçgüdülü. Bu kimseye vermiyor. O zaman ben sol orta sahalı bir kadro kurayım ki arkadaşlar Hakan Çalhanoğlu gelişsin yani. Mantıken öyle olması daha mantıklı olur. Cümleyi saçma kurdum bu arada. Her neyse. Şimdi dizilişlere girelim. Sol orta sahalı bir diziliş abi. Bunu seçelim. Hakan Çalhanoğlu bir gen artacak bu sayede. Evet. Zaten bir tek Hakan Çalhanoğlu artabiliyor. O yüzden yapabileceğimiz bir şey yok arkadaşlar. Şimdi düşük oyuncuları yükseltelim abi. Mesela Emre Mor 70 iken onu şu XP ile 3 gen arttırabiliriz mesela. Hemen arttıralım. Coins zaten var abi. Coins sıkıntı değil. Boost vermiş sıkıntı olmayacak. Ama 3 gen arttırdık da hiçbir işe yaramadı. Şimdi Forvet XP'si olarak bunu da basabiliriz abi. Hemen 15.000 artı 5.000 abi. Ben buna bayağı basmak istiyorum. 91.000 coins istiyor. 79 gene yükselecek. Bassam mı bilemedim. Basacağım ya basacağım abi. Ne olacak ya. Basalım yükselebildiği. Abi bir dakika basamadıysam dur basmayayım. Sadece bir 5.000 basayım şimdilik abi. Ya da 15.000 mi bassam? Abi karar veremedim bir dakika ya. Sıkıntı olmasından gerçekten çok korkuyorum arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi. Şuraya Selçuk İnan'ı koyalım. Çünkü daha atak bir oyuncu. Şöyle de değiştirelim abi. Alper Patuk daha önde dursun. Şimdi defans XP'leri olarak Serdar Aziz'i geliştirebiliriz. 5.000. Bir 5.000 daha. 5'ken. Tamam. Tam bu yükseliyor. Güzel abi. Bunu yükseltebiliyoruz. Bu 76 gene yükseldi. Kaleci XP'si ayrı mı bu arada? Ona da bir bakalım. Bu arada 74 gene olduk. Fena değiliz. Kaleci XP'si yok. Ayrı değilmiş. Bu biraz sıkıntı olabilir bizim için. Ben şimdi Enes Ünal'ı da yükselteceğim. 15.000 daha vereceğim abi. Yükselsin. Umarım abi işe yarıyordur ya. 74 gene şu an ama. Orta saha XP'm var mıydı benim? Varmış. Ama ben bunu Selçuk İnan'a değil de abi başka birisine vermek istiyorum. Hakan Çalhanoğlu'yu mesela elit yapmak istiyorum. Ama bu bizim için biraz sıkıntı olabilir. Risk almak oluyor birazcık. Üçgen yükseliyor böyle. Bir dakika abi. Ha böyle de üçgen yükseliyor. 10.000 verince niye? Ha 10.000 verince de üçgen yükseliyormuş. İyi abi üçgen yükselsin ya. Üçgen yükseltelim. Hakan Çalhanoğlu elit oldu bu arada. Şu anda takımda bir tane elit oyuncumuz oldu. Gayet güzel. Ve 75'ken oldu abi. O yüzden şu anda bunu daha yükseltmiyorum. Bu şekilde kalsın arkadaşlar. Çünkü hani daha fazla yükseltmeye gerek yok. Hemen buraya geçelim. Buradan da abi hiç beceri boost'u yükselten zaten hiçbir beceri geliştiricimiz yok değil mi? Şu anda bir dakika abi. Bunu aktif yapalım bir. Şöyle beceri geliştiricilerine gelelim. Bunların hiçbirisi. Aa şurayı bu yükseltiyor. Bu neyi yükseltiyor? Bu kimse yükseltmiyor. Tamam abi o zaman tekrardan 4-4-2'li bir dizilişe geçelim ki şurayı yükseltiyor sonuç olarak ve bu bizim işimize yarayacak. Hemen abi 4-4-2 düz dizilişine geçelim. Şurayı da abi elit yapalım. Ya da şurayı elit yapmaktansa sevdiğim bir oyuncu var mı? Beler abi iyi adam aslında. Beler abiyi yükseltebiliriz abi. Bir de şuna bassam mı? Arkadaşlar gerçekten kararsız kaldım. O yüzden bunu şimdilik basmayacağım. Türkiye etkinliğini zaten oynayayım abi 75 genlerle. Sonrasında Türkiye etkinliğini oynadıktan sonra bir dakika Türkiye kadrosunu elimize alalım. Türkiye etkinliğini oynadıktan sonra zaten bir kadro daha geçecek elimize değil mi?
Bir dakika şöyle aktif yapalım. 75'ken oldu zaten Türkiye kadromuz. 75'ken olması gayet güzel oldu bu arada. Şimdi hemen buraya gelelim. Ve ikinci kademeye gelelim arkadaşlar. İkinci kademeden şimdi buna basıyoruz. Çünkü açabiliyoruz. 75'ken üstü oyuncumuz var. Şimdi arkadaşlar buradan bize 2 tane altın artı Türkiye oyuncusu verecek. İkinci kademeye de geçeceğiz bu sayede. Ve yavaş yavaş artı artı geçeceğiz. Ve gayet güzel bir şekilde Serdar Aziz'e ulaşacağız arkadaşlar. Çünkü finale kadar çok rahatça çıkarız. 75'ken takımlarla ben bunları çok rahat yenerim arkadaşlar. 70'ken takımla 82'ken takım yendiysem bunları da yenerim. Hemen bir maç yapalım arkadaşlar. Sonrasında videonun sonuna gelelim. Ben video dışında bunları geçerim. Bu arada şunu birazcık yukarı alman gerekiyor. Yanlışlıkla aşırtma vuruş yaptım. Keşke gol olsaydı. Neyse bunu yukarı alalım. Evet Guzman. Otamendi. Di Maria. Yunus Mallı. Yeni transfer Yunus Mallı. Alper Potuk. Ben Enes Ünal'ı mı yükseltmiştim? Hakan Çalhanoğlu da bayağı yüksek. Bu arada yeni çıktı. Hakan Çalhanoğlu frikiklerde falan bayağı işimize yarayacak. Ancak arkadaşlar 81 genlik bir takıma karşı oynuyoruz. O yüzden işimiz biraz zor. Hadi bakalım abi neler olacak göreceğiz. Biglia. Higuain. Banega. Mallı. Güzel hareket. Güzel de bir pas. Enes Ünal. Geçebilecek mi? Geçemedi abi ya. Çok yavaş gerçekten. Ve şu an elim terledi. Odadaki camları kapattım sırf siz. Hani dışarıdan sesleri duymayın diye. O yüzden birazcık sıkıntı oluyor. Her neyse. 75 kendi sonuç olarak. Aa Emre Mor'u da geliştirebilirdim ya. Ben çok seviyorum Emre Mor'u abi. Çok iyi bu arada Emre Mor. Hani kullanmayanlar varsa. Türkiye kadrosu seçmeyen varsa seçsin. Emre Mor için sırf seçilir yani. O kadar iyi ama keşke Emre Mor'u geliştirseydim. Neyse geliştirebiliyorsam geliştireyim ya birazdan. Hakan Çalhanoğlu'yu bari topla buluşturalım diyeceğim. Buluşturamıyorum. O kadar zor. Elim terledi bu arada. Zor oynuyorum şu anda oyunu. Banega. Kırmızı verme. Kırmızı verme. Tamam güzel. Kırmızı vermedi güzel. Messi. Oo Messi asar ya. Niye Arjantin'le yapıyoruz ki Messi? O asamadı. Tamam güzel. Ömer Toprak. Serdar Aziz. Hakan Çalhanoğlu sonunda topu aldı. Bu arada Rainbow yapmıyor. 81 yani Hakan Rainbow yapmıyor maalesef. Olsun abi yine de koşar. Hızı falan fena değil. Bakalım abi. Şöyle bir ruletini yap. Güzel abi fena değil. Driblingi biraz düşük ama yine iyi dönüyor yani. Fena değil. Şutları da fena olmayacak arkadaşlar. Ve golümüzü attık mı? Aa çok güzel tuttu. Enes Ünal gol. Güzel arkadaşlar. Birazcık sakin geldim. Hani böyle sert gelmedim. Az atakla güzel bir galibiyet almayı planlıyoruz. 1-0 oldu bakalım. Ve abi saçım çok kötü şu an. Çünkü çok kötü abi. Banega. Higuain. Çağlar Söyüncü. Tek elit defansımız. Alper Potuk. Alper Potuk bu arada şu an santraforda olduğu için bayağı işimiz düşüyor ona. Güzel de bir hareketini yaptı. Faul yok mu? Var. Hakan Çalhanoğlu'dan bir gol geliyor mu? Hakan Çalhanoğlu. Frikik ustası. Aa çok dışarı vurdum. Ben de hata arkadaşlar ama bir daha frikik olursa %100 gol atacağım size söz veriyorum. Hakan Çalhanoğlu'yla bir gol atacağım arkadaşlar. Serdar Aziz. Yunus Mallı. Ömer. Oo. Anlaşamıyorlar abi. Birbirlerine çarpıyorlar. Messi ile biraz sıkıntı ama hakem maçı bitirsin artık. Ömer Toprak bayağı iyi bu arada. Çok hızlı. Ömer Toprak hani bir defansa göre çok hızlı geldi ve gol atacak bu arada. Şu an o penaltı. Yok mu? Arkadaşlar nasıl penaltı değil ya? Bayağı penaltıydı yani pozisyon. Hadi bakayım. İlginç. Banega. Selçuk İnan. Serdar Aziz. Hakan Çalhanoğlu. Uzaklardan bir şut deneyeceğim onunla. Tabii kaleye yaklaşırsam Messi defans oynuyor bu arada. Full stoperde adam. Niye bilmiyorum. Hakan Çalhanoğlu uzaklardan sert bir şut ve 90'a mükemmel bir gol. Evet 81 genin hakkını ve gerçekten uzaktan şut yeteneğinin hakkını gerçekten vererek oynadı. Ve 2-0'ı yaptı arkadaşlar. Bakalım. Güzel ya kolay da oluyor. Eğlenceli de oluyor arkadaşlar. Bunları geçmek rahat. Güzel. Higuain. Serdar Aziz. Hakan Çalhanoğlu. Verdi pasını Selçuk İnan. Selçuk İnan dönebilecek mi? Dönemedi. Messi. Higuain'e verdi. Banega. Tamam kaleci Onur Kıvrak o topu alacak. Ve pasını verebilecek mi? Verdi. Serdar Aziz. Hakan Çalhanoğlu. Selçuk İnan. Selçuk İnan geçemedi. Mercado. Selçuk İnan'a gelecek mi? Gelmedi. Oyun güzelmiş ya. Ben sevdim aslında. Dünya Kupası etkinliğini kimse sevmemiş. Yani
Bu arada bu şekilde de hani açıkladım size hani oynamayı hala anlamayanlar varsa. Çünkü ben bugün oynamayı denedim ve anladım hani. Aslında üşenip denemiyordum. Hani siz de eğer öyleyseniz şu anda denedim ve anladım. Umarım siz de anlamışsınızdır. Çok değişik bir şut çekti. Ama gol olmadı maalesef. Şuradaki çıkıntı umarım sizi rahatsız etmiyordur. Beni bile rahatsız ediyor. Sizi etmemesi imkansız ama her neyse. Selçuk İnan. Abi şu an dilim kurudu, konuşamıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Uzaklardan bu da bir şut. Uf be, Otamendi. Enes Ünal. Şöyle bir şut denemesi ama aşırı iyi vurması gerekiyordu. Arkadaşlar o zaman burada videomuzun sonuna geldik. Zaten dakika 90 2-0 kazandık. Hatta görün arkadaşlar kazandığımızı da ödülümüzü falan da alalım. Hani her şeyimizi alalım. Ve sonrasında da videonun kapanışını yaparız. Yarın yine video gelir mi bilmiyorum. Muhtemelen gelir arkadaşlar. Beklemede kalın. Bildirimleri açın. Hadi bakalım arkadaşlar. Şuradan kanala abone olabilirsiniz ve şuradan da mükemmel bir video gidebilirsiniz. İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Sizleri çok seviyorum. Ve bay bay.